Herkese selamlar. Genshin'in 4.8 yama özetiyle karşınızdayım. Bugün sizlere önümüzdeki yamada oyuna gelecek şeyleri kısaca anlatacağım. Artık çok yakın Natlan'a geçiş yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki yama son yama olacak ve oyunun sonraki yamasında da Natlan'a geçeriz diye tahmin ediyorum. Her zamanki gibi yama kodları da ekranda. Elinizden geldiğince hızlıca bu kodları kullanmayı unutmayın. Klasik bannerlarla başlangıcımızı yapalım. İlk phase'de Navia ve Nilao. İkinci phase'de ise Emily ve Yelan bizlerle olacak. Geçen bannerda Navia silahını kaybettiğim için büyük ihtimalle Navia alacağım. Zaten Nilo ve Yelan silahlarıyla birlikte olduğundan ve Emily hiç ilgimi çekmediğinden bu yama rahatım. Bu yamada yeni gelecek şeyler de şöyle. Emily için bir story questimiz var. Malum karakterle birlikte queste geliyor. Yeni bir bölgemiz var ve büyük ihtimalle yaz etkinliği için olan bir bölge. Yani etkinlikten sonra gidecek. İki adet yeni kostüm geliyor. Biri parayla alabileceğiniz Nilo kostümü. Diğeri ise etkinlikten bedava alabileceğiniz Kirara kostümü. Etkinliklere gelirsek de yamanın en büyük etkinliği yaz etkinliği olacak. Bu etkinlikten hem Kirara'yı hem de Kirara'nın kostümünü alabileceğiz. Etkinliğimizde süzülerek balon patlattığımız bir bölüm, şapka olup adam kaçakçılığı yaptığımız bir bölüm, her zamanki savaş etkinliği fakat farklı mekaniklerle olan bir bölüm ve oyunun gaçası yetmezmiş gibi gaça içinde bir de gaça oynadığımız bir bölüm olacak. Ayrıca buradan çıkarttıklarımızı eve de yerleştirebilecekmişiz. Hani eve önem verenler için güzel bir şey. Diğer bir etkinlik kozmetik etkinliği ve aşırı derecede ilgimi çekti. Beni bilen bilir, bir oyunda kozmetik varsa ilk hedefim kesinlikle o olur. Bu etkinlikten de belirli karakterlere trail alabileceğiz, yani basit tabirle bazı karakterler koşunca arkasından efekt çıkacak. Ve tabii ki hani etkinlik dediğime bakmayın, büyük ihtimalle tüm karakterleri yavaş yavaş getirecekler ve kalıcı bir mod olacak. Bu efektleri alabilmek için de yeni gelen tiyatro hobisinde belli bir yere gelip alacağınız karakterin hem normal hem de arkadaşlık seviyesi gibi şartlarını tamamlamanız gerek. Sonrasında topladığınız iki anahtarla birlikte efektini alacağınız karakterin domainini açıp o karakterle birlikte domainini bitirip efektini alabiliyorsunuz. Tabii ki daha tam detaylara hakim değilim ama geldiğinde göreceğiz. Bir sonraki etkinliğimiz de kısaca topları alanın içinde tutma. Zaten daha önce geldiğinden hatırlarsınız, belli bir güç uygulayıp işte bu topları en küçük alana sokmaya ve en yüksek puan almaya çalışıyorduk. Ayrıca bu seferkine co-op da eklemişler, yani arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Sonraki etkinlik fotoğraf çekme etkinliği. İstenen şekilde belli yerlerde fotoğraf çekip ödül alacağız. Ve son etkinlik de yaz etkinliğinden ayrı bir savaş etkinliği. Yine bu savaş etkinliğinin de kendine has mekanikleri olur. Yama iyileştirmelerine gelirsek günlük görevleri yapmak artık daha da kolaylaşıyor. Önümüzdeki yamada vadeli rastlantı puanı diye bir şey gelecek. Aşırı detay vermemişler ama anladığım kadarıyla olay şu. Siz etrafta hani keşif yaptıkça veya etkinlik bölümlerini tamamladıkça günlük görevleri yapmadan bitirebiliyordunuz. İşte bu şekilde bitirmenizi sağlayan şey rastlantı puanlarıydı. Ben de dahil olmak üzere etkinlik geldiğinde atıyorum günlük görevi bitirecek kadar etkinliği yapıp sonra etkinliği yarına bırakıyordum ki yarın gelen günlükleri bu şekilde bitirebileyim. Ama artık buna gerek kalmadı çünkü günlükleriniz bitse bile keşif ve etkinlik yaptıkça oradaki rastlantı puanları birikecek ve vadeli rastlantı puanlarına dönüşerek sonraki günler içinde kullanılabilecek. Tabii kullanmak için de yapmanız gereken tek şey enerji harcamak. Herhangi bir yerde 30 reçini harcayarak biriken puanlarınızla bir günlük görevi bitirebiliyorsunuz. Küçük bir not daha düşeyim, bu puanlar her x.0 yamasında sıfırlanıyor. Yani 5.0, 6.0 gibi yamalarda biriken tüm puanlar gidiyor. Bunun dışında çok hoşuma giden bir özellik daha geliyor. Bossların yenilenme süresi yanlış hatırlamıyorsam 3 dakikaydı. Artık 10 saniye. Yani bu da işleri bence bayağı hızlandıracak. Diyalog inceleme özelliği geliyor ki bu da bana yarayan bir özellik. Konuşma sırasında diyalogları gizleyip ekran görüntüsü alabileceğiz. Ve diyalogları tekrar oynatabileceğiz gibi tatlı özellikler. Hani video kapak fotoğrafı için işime bayağı yarayacak. Ayrıca UI'ları gizleme özelliği geldi. Yani ekranda hiçbir kalabalık olmadan oyunu oynama imkanımız olacak. Bunun dışında birkaç görev iyileştirmesi var. İşte bazı görevler ve zindanlar kolaylaştırılmış. Ama büyük ihtimal kimse takmaz ki yeni başlayanların da ruhu duymaz. O yüzden burayı kısa keseceğim. Son olarak da mobil için eski dosyaları temizleme geliyor. Yani siz yerim yok, çok doldu Genshin yüzünden diyorsanız önceden yaptığınız ve oyunda tekrar karşınıza çıkmayacak görevlerin dosyalarını silip telefonda yer açabileceksiniz. Hadi gözünüz aydın. Bu arada yine geçen yamadaki gibi Natlan için bir sneak peek verdiler. Şu anda onu da zaten ekranda görüyorsunuz. 3 adet de yeni karakter gösterdiler. Güzel karakterler bizleri bekliyor gibi duruyor. Özellikle şu beyaz saçlı tam Monster Hunter'daki Kirin Armor kızına benziyor. O yüzden şu anda benim favorim kendisi. Evet, yama videomuz da bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki yama için görüşlerinizi yorumlarda paylaşırsınız. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.